her zaman söylediğim, bıktarasıya söylediğim kültürel iktidar noktasında. Kültürel iktidar nedir? Kültürel iktidar, siz üniversitelerde, siz sanat dünyasında, siz medya dünyasında, siz etkili sivil toplum örgütleri dünyasında ne kadar etkilisiniz? Ne kadar, bugün sosyal medyada girdi işin içine. Sosyal medyada ne kadar etkilisiniz? Şimdi bu kültürde, eğitimde ne kadar etkilisiniz? Ve değerlerinizi kuşaklara ne kadar aktarabiliyorsunuz? Bakın, kuşaklar miras, geleneğin mirası. Şimdi bakın, bugünkü gençlerden Allah aşkına, Ahmet Ağır Akça hocamın öğrencilerinden, bugün yüksek lisans yapanlardan, bugün hatta ilahiyat okuyanlardan, bugün İmam Hatip okuyanlardan, Allah aşkına oturalım, bir grubu çağıralım, böyle hani layıktan seçilmiş bir grubu çağıralım, soralım, Ali Nabi Koçak kimdir? Böyle bir ismi duydunuz mu? Hı hı. Şimdi böyle bir ismi çok azı duymuştur. Ben biliyorum ama yeni nesiller bilmiyor. Mesela Halil Ürün kimdir? Halil Ürün kimdir? Soralım teker teker Allah aşkına. Halep oradaysa arşim burada. Yani gidelim bir üniversiteye. Hatta bırakın iletişim fakültesine. Bırakın ilahiyat fakültesine gidelim. Hı hı. İlahiyat fakültesinin son sınıfına gidelim. Hatta ilahiyatta yüksek lisans yapan öğrencilere gidelim. Oradan bir grubu seçelim. Eğer bu oran %50'nin üzerindeyse, basit bir mantıkla vermişiz demektir. Çok altındaysa verememişiz demektir. Bakın, yakın tarihten bahsediyoruz. Çok yakın tarihten. Balığın kavağa tırmandığı tarihi adamları ezberletmiş. Yalanları ezberletmiş. Kafalara çakmış. Ama siz ne yapmışsınız? Şimdi bakın, bunları önümüze koymamız lazım. Bir kültürel iktidar bilinci. Biz geldik gidiyoruz. Ben 57 yaşındayım. 28 Şubat'ta olduğu zaman ben 32 yaşındaydım. 57 yaş, 50, 60 yaş, işte 65 yaş. Yani hepimiz artık baktığımız zaman, işte en gencimiz Sabri Balaman beyefendi. O da orta yaşlı bir beyefendi. Ama hepimiz artık, evet, hepimiz artık yaşlanmışız, şey yapmışız.